Günaydın canlarım. Ah, sabah erkenden kalktık. 8 civarı kalktım. Kahvaltı hazırladım. Kahvaltı yaptık. Sonra çıktık kızlar. Burada devlet hastanesi hemen benim evime 10 dakika uzaklıkta falan yürüme mesafesiyle. Oraya gittik. Bir tane daha devlet hastanesi. Hastanesi var. Yeni yapıldı orası da. Orası da Edremit'in dışında kalıyor kızlar. Yani yürüme mesafesiyle uzak kalıyor. Hastaneye gittik ki diğer taraftaymış benim bölümüm. Beni bilgilendirmemişlerdi randevu alırken. Arabasız gitmiştik. Yapacak bir şey yok. Geç de kalacağız diye. Eşim eve gelip arabayı alacaktı aslında ama geç kalırız diye düşündük. Hemen oradan taksiye atladığımız gibi gittik. Yetiştik. Girdim. Muayene oldum kızlar. Ultrason verdi 2'ye. Saat 2'de ultrason çektirmeye gideceğim tekrardan. Sonra dolmuşa bindik. Edremit merkeze indik. Oradaki devlet hastanesine girdik. Eşim de Cildiye'yi görünmek istedi kendisi. Onun da Cildiye ile alakalı bir problemi var. Yani görünmesi gerekiyor Cildiye'ye. Hem dedi boşken bugün madem işe gidemeyeceğim dedi. Ben de bir numara alayım gözükeyim dedi. O şimdi hastanede kaldı kızlar. Biz de Çınar Yusuf'la eve geldik. Çınar Yusuf şimdi televizyon seyrediyor içeride. Ben de sabah demlediğim çaydan bir bardak dahi içemedim. Geç kalacağız diye çay içiyorum şu an. Bugün aslında yapılacak işlerim vardı ama yapamayacağım. Hem eşim evde hem de işte 2'de ultrason falan çekilecek. Bir ton onlarla uğraşılacak. Anca akşama ederiz yani. Dün güzel yeşil fasulye yaptım. Fasulye yemeğim güzel oldu ama kızlar tabii ki çok lezzetli olmadı fasulyesinden dolayı. Ne kadar lezzetli olacak yani. Öyle şimdi çay içiyorum. Kafam ağrıyor. Erkenden kalktım. Akşam da geç yattım. Bilenler bilir dün canlı yayın yaptım. Karar verdim kızlar. Her gün canlı yayın yapmayacağım. Çünkü yapamam yani diye düşünüyorum. Zaten video çekiyorum, ev, çocuk vesaire derken anca videoları atayım falan derken zaten gece yarısı oluyor. Bir de o saatten sonra da canlı yayın yapamam diye düşünüyorum. Yani şöyle yapamamdan ziyade her gün canlı yayın yapamayacağım kızlar. Yapamam yani. Ne olur arada bir böyle çok istek olur canlı yayın yapalım diye toplanırız bütün kızlar. O şekilde yapılabilir yani ama her gün yapamayacağım kızlar şimdiden söyleyeyim onu. Bunu da söylemiş bulundum. Kızlar şimdi ben çay içeyim biraz böyle dinleneyim. 2'de tekrar gideceğiz. Arabayla gideceğiz tabii gerçi ama olsun yine de hastane benim kafamı ağrıtıyor. Çok kötü yapıyor beni. Allah kimseyi düşürmesin. Neyse canlarım şimdilik bakalım. Görüşürüz. Kızlar, biliyorsunuz öğleden sonra ultrasona girdim, çıktım, doktoruma göründüm. Aynı şekilde kızlar, lenf bezleriymiş, mikrobikmiş. Ellerime sürekli dikkat etmem gerekiyormuş ki yani benim kadar dikkat eden yoktur herhalde. Sürekli ellerim suyun içinde. Dediğim gibi benim biraz tırnak yeme alışkanlığım var. Ondan dolayı oluyor dedi. Sakın kızlar aranızda tırnak yiyen varsa sakın vazgeçin bu huydan. Yani ilerlerse çok kötü şeylere yol açabiliyormuş. 6 ay sonra tekrar kontrole gideceğim. Şöyle bir tane eczaneden Kalyon markasının kızlar acı cilasını aldım. Tırnak yiyenler için satılıyor. Ve fiyatı da 8,5 lira. 8,5 lirayı şimdi nereye vermiyorsunuz ki? Her şeye veriyorsunuz. Sigara kullanıyorsanız bir kutu sigara bile 10 liradan aşağı yok. Şöyle bir acı oje aldım kızlar kendime. Tırnaklarımda cila vardı parlatıcı. Onları çıkardım. Şimdi bunu süreceğim bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Mutfak şu durumda. Marketten bir takım bir şeyler aldık kızlar. Çünkü yarın eşim bizi pikniğe götürecekmiş. Pazar günü anneler günü olduğu için her yer çok kalabalık olur dedi. Cumartesi günden kutlayalım biz aşkım dedi. O yüzden yarın biz piknikteyiz kızlar. Yarın size piknikten vloglar çekeceğim güzel güzel. Hemen kendime bir kahve yaptım. Bugün bu saat olduğu için Nescafe içmedim. Kafam patlıyor ağrıdan.
Böyle eşim de köfteleri hep eşim yapar bizim evde. Çünkü onun köftesi çok güzel oluyor. Eşim köfte yaptığı için her yer bu şekilde berbat oldu. Bu da bu arada şunu da göstereyim kızlar. Aklımdayken bir saniye. A101'de var. Ben oradan alıyorum da herhalde bütün marketlerde vardır. 8'li frigola kızlar. Biz bunun hastasıyız. Sanırım 9 lira mı? 8,5-9 lira falan, ya da 8 lira herhalde fiyatı. Biz bunu alıyoruz kızlar. Dondurma şeyi. Bu sene buna taktık yani. Çok hoşumuza gidiyor. Onu alıyoruz. Şunlardan aldım kızlar. Kağıt bardak aradım ama plastik bardak vardı. Onu da istemedim almak. Sadece şu tabaklardan aldım. Orada hemen kullan at yapayım diye. Şurada kavanoz kapaklarını kaynatıyorum iki tane. Kızlar 2 kilo yapraktan, bir kısmı kurumuş, iyi olmayanları vardı, çoğunu ayırdım. 2 kilo yaprak şöyle birer kiloluk şişelere oldu. Tabi bunlar var ya, içinde ne kadar çok depti, yani tepili, yani o kadar çok deptim ki içine. Baya mesela bir şişeden baya bir yaprak çıkar. Onların kavanozun kapaklarını kaynatacağım, şimdi kapatacağım. Marketten ne aldık? Poşetlerden çıkarıp koydum hemen ama şöyle bir gösterebilirim. Bu arada köfteleri böyle eşim arasına kağıt koymuş. Şöyle altta köfteler var kızlar. Burada da bir tane şerpil için A101'den şey aldık kızlar. Pirzola herhalde içinde 3 tane var sanırım. 3 tane pirzola aldım. Zaten bir, koca bir tepsi köfte götüreceğiz. Biber falan, patlıcan falan götüreceğim. Patlıcan salatası yapmayı düşünüyorum. Burada da bir kısmı şu tarafı incik kızlar, şu tarafı da sağ tarafı da kanat. Ben kanatı çok severim. Zaten ben etin her türlüsünü seviyorum. Hiçbirisini ayırmam. Ciğer bile, hepsini severim. Bu da bu şekilde oldu. Öyle aldık kızlar. Bayağı işte piknik malzemelerini falan hazırlayacağım tabii. Akşamdan hazırlarım. Ya da yarın sabah kahvaltıdan sonra hazırlarım. Dondurmaları da şöyle gösterirsem, şöyle bir kutunun içinde kızlar, yani böyle bir kutu çıkıyor içinden. Kutunun içinde aynen normal paketli dondurma, yani klasik. Onu da göstereyim dedim. Bir de kendimi göstereyim. Diyeceksiniz ki kız Çağla dondurmaları, bulaşıkları, pisliği her yeri gösterdin. Bir de kendini göster diyen var mı acaba aranızda? Şunlar da eşimin ilaçları kızlar. Eşim de cildiye göründü. Biliyorsunuz ki eşimin infaz memuru kıyafetleri kızlar, polis kıyafeti, bu Yunusların giydiği kıyafetlerle aynı kıyafetleri kullanıyorlar. Ve yani bileklerine kadar bot, yaz kış bot giyiyorlar. Yazlık bot, kışlık bot olarak ayrı ama yani ne kadar, yani bot sonuçta kızlar, yazlı olsa ne olacak, kışlı olsa bot. Sürekli ayakkabı içinde olduğu için ayaklarında mantar var kızlar. O mantar da bacaklarına atmaya başlamış. O da işte cildiye göründü. Böyle 3 tane ona, 2 tane şöyle bir tane şu kremden Dermabel. Bir tane de Extoril Deril diye bir krem vermiş. Bunları bir ay kullanacak. Bir de şöyle mantar önleyici, herhalde mikrobik yine. İşte mantar da zaten iyi bir şey değil. Terbisil diye 250 miligramlık bir hap vermiş kızlar. Eşim de bunları kullanacak. Benim tedavimde hap, ilaç hiçbir şekilde verilmiyor. Çünkü lenf bezleri olduğu için hiçbir şekilde erimiyor kızlar. Erimeyecek. Ben ömür boyu herhalde sürekli kontrol altında olacağım. 6 ayda bir, 3 ayda bir kontrol ettirmeye gideceğim. Büyümediği sürece de sıkıntı yok. Acaba bunların kaynadığı yeterli mi diye düşünüyorum. A101'e çok güzel şeyler gelmiş. Şeyler çok hoşuma gitti. 5'er liraydı. Büyük böyle hani şey, saklama kapları gelmiş. Şu dökmeliler var ya, pirinçli falan. Ay dur kız, kendime çevireyim şu kamerayı. Masayı çekerek, yerleri çekerek konuşuyorum da aklıma gelmiyor. Diyorum kendime çevireyim kamerayı. Her neyse kızlar, A101'e çok güzel şeyler gelmiş. Bayıldım ya. Böyle bir değişik sehpa gelmiş. Gerçi o bana lazım değil de. Şeyi çok beğendim ben. Saklama kabı değil, saklama kapları vardı. Çok beğendim ama çok saklama kabım var. Onları alsam nereye koyacağım diye almak istemedim.
Bir de şeyi çok beğendim. Erzak kutusu kızlar. Bilenler bilir zaten, şöyle küçük kapağı oluyor da şöyle döküyorsunuz ya kare bir şekilde. A101'e gelmiş onlar da. 5'er lira bence pahalı geldi gibime geldi bana. Sanki ben o tür şeyleri 3,5 zuarda görmüştüm. Bilmiyorum, almadım. Çünkü bir tane alsam benim işimi görmeyecek. Ondan almam gerekirse ben rahat bir 5 tane almak istiyorum. Çünkü içine bulgurumu, mercimeğimi hepsini koymak istiyorum. Hepsinin kabı var benim ama hani belki tam takım olur, iyi olur, hoşuma gider ama 5'er lira pahalı geldi kızlar, yalan yok yani. 5 tane almaya kalksam 5, 10, 15, 20, 25 liraya kalkıp da ben Allah'ın plastik kabına veremem yani. Plastik sonuçta ya, plastik yani. Ne kadar modern olursa olsun plastik. Evet, şu kavanoz kapaklarına bir bakacağım. Bence bu kadar kaynadı yeter. Sizi ben sabit bir yere koyayım bir saniye. Kızlar, lavabonun üstündeki pislikten, bulaşıktan bir şey yapamıyorum ki. Yani eşim ben her köfte yaptığında böyle oluyor. Her yer her yere girdi. Çamaşırlar, baksanıza. Koca bir makine çamaşır yıkadım. Bir geldik ya. Sabahtan sonra, sabah gittikten sonra geldik ultrason saatini beklemek için eve. O zaman hemen atıvermiştim çamaşırları. Dedim aradan çıksın onlar. Bunları da kızlar düğün kına derken yapamadım ben. Gerçekten tabii ki çarşamba günü tekrar alacağım. Bu sefer öyle olmayacak. Hemen yapacağım. Bu gömleği 108 kiloyken almıştım. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Bu gömleğin zaten modeli bol ama tabii ki de ben modeli bol diye almadım kızlar. Bu bana tam böyle oturuyordu. Böyle şu an bu şekilde oluyor bana. Tabii şu an bol bir şekilde giyiyorum ben bunu. Ya şeyden değil de şuradan çok iğrenç duruyor. Şuraları aşırı baksanıza kızlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani çok aşırı bol. Yani çok affedersiniz, şuraya göstereceğim. Şurası. Yani şuraya kadar inmiş bol. O yüzden hani böyle evde falan da giymeye karar verdim gibi bir şey. Ama biliyorsunuz ki kıyafet almıyorum. İdarede kullanıyorum. İyice bir istediğim kiloya düşeyim de. Kızlar, bunların bu kadar kemiği yok ya, sonuçta kapak. Kaynadığı bence yeter. Hemen şuraya bu havlu yıkanacak zaten. Nemlendi iyice. Kapaklarını şurada kavanozum şu şekilde. Tamam mı? Evet, görüyor musun kız? Görüyoruz. Görmüyoruz kavanozu. Tamam. Çok lazım kavanozu görmeniz. Çok önemli. Şimdi şuradan hemen kapağı aldığım gibi sıcak şuraya attım. Hemen şöyle bir suyunu aldırdım ve kapatıyorum. Hemen. Kapattım. Sıkabildiğiniz kadar sıkın. Oh! Allah. Allah'ım inşallah olur ya. Normalde hep kayınvalidem yapıyor bana her sene. Eğer olur, onunki gibi olursa, güzel tutarsa, hiçbir sıkıntı yaşamazsam artık bundan sonra hep kendim yapacağım. Şimdi öbür kapağı alıyorum. Onu da şu havlunun şu kuru tarafına getireyim. Çok kolay kızlar. Şöyle. Yani elimi alabiliyorum kızlar. Çok böyle kaynar sıcak falan değil. Onu da söylemiş bulunayım. Söyleyeyim işte. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kapakta bir anormallik var. Kapakta bir
anormallik var kızlar. Kapan diyorum, kapan. Yok böyle bir şey. Kapak kapanmıyor. Yapacak bir şey yok. Bu kapandı. Bir tane daha kapak kaynatacağım. İki eziyet yani. İki eziyet. Hiçbir şey değil. Bir deneyelim. Oldu. Şunu kaynatacağım biraz. Sinir oldum. Ay yandım. Kapak çok sıcakmış. Evet. Balkon falan toparladım. Evler içeride. Katlanacak çamaşırlar var. Asılacak bir leğen çamaşır var. Ve bende halim yok. Ben kahve suyu koymuştum kendime. Yakup içmeyecekmiş. Ya şu halde bakın ya. Ben ay çok pardon. Elimi koymuşum. Çok pardon. Saniye kızlar. Bize bir piknik çantası lazım. Şu bardağımı kullanacağım. Eşime dedim bir piknik çantası alalım. Akşama da ne pişireceğim bilmiyorum. Bu gömlek beni ne kadar kilolu gösteriyor değil mi kızlar ya? Baksanıza. İki kat yani. Zaten şişkoyum. Bir de böyle şeyler giyince daha çok şişko duruyorum. Bakar mısınız kol yerine ya? Ay ben bunu bir daha dışarıda asla giymem. Evde giyeyim eskisi. Hanım kiler dolabı uçuyor. İşte kiler dolabını açtığım zaman ben böyle oluyor. Market. Market mi bu? A101 evet. 30 lira 63 kuruş tutmuş kızlar. Kayısı, meyve suyu almışız. Ondan sonracıma tavuklar, bir tane pirzola. Piliç kanat. Şuradan bakayım. Piliç kanat yani hani incikli kanat olan paket 6.71'miş kızlar. 6 TL 71 kuruş. Plastik tabaklar şunlar yani. 1.75'miş. Frigola dondurma paketli aldığımız 10 lira 95 kuruşmuş. Pirzolalar 5 lira 32 kuruş. Sonra 0.50 kuruşa çınar süt bir şey almış. Ne almış bilmiyorum. 15'li yumurta aldık. Onu göstermeyi unuttum. Yani neyini göstereyim? 4.45. Bir de kedinin sürpriz yumurtası sanırım. O da 1.95'miş kızlar. Toplam diyor 30 lira 63 kuruş diyor. Yok 95 kuruş diyor. 1.95 değil. Her neyse. Yani okumam da huyum değildir böyle şeyleri de. Böyle elime geldi diye okudum. Çantam bile daha masanın üstünde duruyor. Çünkü Çınar'ı falan uyuttum. Annem aradı, onunla konuştum. Babam aradı, abim aradı, teyzem aradı. Ne oldu? Bir şey çıktı mı? Kötü bir şey var mı diye. Onlarla konuştum. Bir yandan Çınar'ı uyuttum kızlar. Bir yandan internete bakıyorum. Ay, öyle işte. Bakayım lütfen mi? Kahvesini fazla atmışım. Süt dozunu da ona göre atayım. Ay dizlerim ağrıyor biliyor musun? Ay, aslında arabayla gittik, arabayla geldik ama. Yine de ağrıyor. Beynen yoruldum ya. Hastane beni çok yoruyor. Rabbim kurban olduğum Allah'ım kimseye düşürmesin. Kimseyi hastane kapılarında bekletmesin. Çok zor yani gerçekten kızlar. Ay bugün 5 tane insan gördüm yani. Hep de genç çocuklar, bir tanesi de yaşlı teyzeydi. Hepsinin ayak bileğinden dizine kadar kırık kızlar, alçılı.
Allah yardımcıları olsun ya. Vallahi. Sabah yaptım, kahvaltıyla duruyorum da. Hiçbir şey yemedim. Eşim biraz önce bayağı bir yarım ekmek götürdü. Tahin pekmezi batırdı. Ben de biraz ucundan bucağından batırdım. Canım tatlı istediği için. Bir de şimdi üstüne dondurma yiyor bir tane. Ben de Nescafe içiyorum. Şimdi şu balkona oturacağım kızlar. Bildirimler var. Biraz onlara bakayım. Hem şu ojelerimi falan süreyim. Bakalım nasıl olacak. Nerede o? Çok tatlı görünmüyor mu? Aslında acı oje ama tatlı görünümlü acı oje. Baksanıza nasıl insanları böyle şey yapıyorlar. Açalım mı içine birlikte? Dur şuraya bir oturayım da 2 dakika. Masada bile ekmek kırığı var. Ne diyor arkasına? Tırnak yeme alışkanlığını önlemek için geliştirilmiş bir solüsyondur. Doğal görüntüsünü kaybeden tırnaklar acı solüsyon ile yeniden sağlıklı bir görünüme kavuşur diyor. Temiz ve kuru tırnak üzerine haftada 2-3 defa 1-2 kat sürünüz. Acı tadından dolayı tırnak gelmesini engeller. Haftada 2-3 defa diyor. Kızlar ben her gün sürmeyi düşünüyorum ama bir şey olur mu ki? 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılması uygun değildir diyor. Böyle pembiş gözüküyor. Oje demiyor kızlar, cila diyor. Sanırım bunu sürdüğüm zaman çıkarmama gerek var mı yok mu bilmiyorum. Abdest kabul olur mu ki? Abdest geçer mi ki? Oje demiyor, cila diyor ama. Neyse bakacağız bakalım be. Tırnak cilası oje gibi olmuyor çünkü. Çıkarabilirsem işte tırnaksızlıktan çıkaramıyorum ki. Tırnak yok çıkaracağım. Vallahi kızlar hiç kusura bakmayın. Şimdiden söylüyorum. Bundan sonra tırnaklarımı kısa değil uzun göreceksiniz. Çünkü ben tırnak yeme alışkanlığım olduğu için tırnaklarım kısa ve düzgün değillerdi. Tabi kazma gibi de tırnak uzatmayacağım. Sonuçta yemek pişiriyorum. Temiz tutmak şartıyla birazcık uzun olacaklar söyleyeyim. Ve ojeli olacaklar. Sürekli oje süreceğim kızlar. Sürekli acıcılar süremem tırnaklarımı. Bu alışkanlıktan vazgeçtikten sonra başlayacağım tırnaklarımı oje sürmeye sürekli. Bakalım bir sürelim nasıl bir şey. Bu arada pembe gibi gözüküyor. Ama şeffaf. Cila. Bir tanesine gözlerime bir yanma geldi. Of. Aynı parlatıcı oje gibi ama böyle parlak tutacak mı tırnağımı onu merak ettim sadece şu an. Süreceğiz bakalım. Ya şu kadarcık şey 8,5 lira kızlar. Hani kaç milim? Arkasında hiçbir şekilde bir şey yazmıyor. Üretim tarihi yazıyor. Son kullanma tarihi 2020'ye kadar kullanabiliyormuşum. Şöyle. 8,5 lira. Olsun işe yararsa 8,5 lira 18,5 da olsa alırım. Evet tırnaklarımı böyle tırnak parlatıcısı sürmüş gibi yapmadı tırnağımı. Şöyle göstereceğim. Şöyle göstereyim bakın. Bakın. Yani bir hafif bir şöyle bak güneşe tutuyorum. Hafif bir parlaklık verdi. Ama cila kızlar yani oje gibi olmadı. Bilmiyorum beyazın bakalım altları. Bu mesela bunu çıkarmadan çok affedersiniz duşa girip abdest alsam acaba kabul olur mu ki yani? Oje yani sonuçta cila ne bileyim oje gibi değil ama. Ay her neyse baydım kendime de size de ben kahve keyif yapıyorum. Görüşürüz şimdilik. Kızlar saçımın haline bakın. Tepeden nasıl bulduysam topladım. İğrenç gözüküyor. Şöyle keseyim orayı. Yoruldum. Mutfağı falan toparladım. Çamaşırları astım. Evler çok toplayamamıştım. Evleri toparladım kızlar. Öyle. Şimdi bir çorba yapacağım. Dünden kalma yeşil fasulye var. Bir de çorba yapayım diyorum yanına. Ne çorbası yapacağım bilmiyorum. Tavuk çorbası yapmayı düşünüyorum aslında.
Şehriyeli tavuk çorbası yaparım kızlar. Çeksem mi ki? Hadi çekeyim. Yok çekmeyeyim. Çünkü niye çekmiyorum? Video çok uzun olmadı aslında kızlar ama saat geç oldu. Şimdi bir de videoyu çekmeye kalkarsam daha da geç olacak. Yani geç olduğu benim için problem değil ama sizler için problem kızlar. Ne kadar erken videoyu yüklersem siz de o kadar erken izleyeceksiniz. Ne kadar geç yüklersem o kadar geç yükleniyor yani. Çok da geceye kalsın istemiyorum. Hemen şimdi videoyu düzenleyip eklemeyi düşünüyorum. O yüzden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın kızlar. Hepinizi çok seviyorum. Çınar bu ne hal? Gel 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 gel. Bak bak bak. Ne yedin sen? Çikolata. Çikolata. Kızlar ben Çınar'ın elini yüzünü yıkayayım. Kendinize iyi bakın. Eğer videoma yeni rastladıysanız beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın.